Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTYT Geometri Kampı'nın 16. haftasının 6. videosundayız. Dörtgenler konusu sonrasındaki ÖSYM benzeri testlerin çözümünü yapıyorduk ve bu videoda 6. testin çözümünü yapacağız. Sayfa numarası 154 ve 155'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda kenar uzunlukları 6 birim ve 10 birim olan dikdörtgen biçimindeki kağıt D'ye boyunca katlanmış. E katlama sorularında biz ne yapıyorduk? Eski halini şöyle bir geri açıyorduk. Sonra üst üste binen kenarlar eşit üst üste açılar eşit. Yani burası 10 sa, burası da 10. E burası 6. A 6 10 ne üçgen 6 8 10 üçgen çıktı. Burası da 90 derece. Sonra bizden şekil mavi bölgenin alanı isteniliyor. Yani şu uzunlukları bulmam lazım benim. Hocam burası da 90 derece. E burası da 90 ise üst üste binen açılardan dolayı burası da 90 ya. Şurada şu üçgeni bulmam lazım. 90'larda havada uçuşuyor. Alfa beta yok mu arkadaşlar burada? Dal alfa beta ya. E alfa beta alfa beta ve dikkat et burası 10 iken burası 10 olacak buraya 2 kaldı. Şimdi mavilerdeki benzerlikten dolayı ebenin uzunluğunu buluruz. Hadi bakalım bulalım. Şuraya bir x diyelim. Beta'nın karşısı x'in beta'nın karşısı 8'e oranı eşittir. Alfa'nın karşısı 2'nin alfa'nın karşısı 6'ya oranına eşittir. E o zaman şunlar şunlar sadeleşse 3. X'i de burada 8 bölü 3 buluruz? Evet x 8 bölü 3 geldi dostlar. Bizden ne isteniyor? Mavi bölgenin alanı isteniyor. O zaman şurası 6 çarpı 8 bölü 2 48 bölü 2'den 24 burası. Şuradaki alan nedir? 2 çarpı 8 bölü 3 bölü 2. Yani 2 çarpı 8 bölü 3 bölü 2. Bu da 8 bölü 3 geldi galiba. Evet 24 ile 8 bölü 3'ün toplamı isteniliyor bizden. E topladığımız zaman da 24 ile 3'ü çarptığımız zaman 72. Bir de 8 toplarsak 80 yaptı. 80 bölü 3 yaptı cevap. Yani birinci soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik ikinci soruya. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsünün formülü verilmiş. Ama biz bu formülü kullanmıyoruz. Verilse de kullanmıyoruz. Dış açıyı bulup iç açıyı bulduk değil mi? Daha kolay oldu. Kısa kenar uzunlukları bir birim uzun kenar uzunlukları 7 birim olan altıgen biçimindeki karton. Evet kısa kenar uzunlukları bak şurası bir birim burası da bir birim. Şu diğer uzun kenar uzunlukları da 7'şer birimmiş. 7, 7, 7, 7 olarak verilmiş bize. Sonra karton şekildeki gibi katlanırsa bir düzgün altıgen elde ediliyor. Ben bunu böyle katlamışım. Düzgün altıgen elde etmişim. Düzgün altıgen olduğunu şöyle göstereyim istersen. Ve düzgün altıgende dış açısı kaç derece? Hocam 360 böyle altlar 60. İç açısı kaç derece yapar? 120. Hocam işte tam şuradaki şekil. Biz katlamada eski haline geri getiriyorduk. Şöyle açıyorduk. Açılmış vaziyeti zaten burada var. Buna göre işlem yapalım. E ben burada düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece olduğunu biliyorum. 120'şer dereceleri şöyle bir yazdım. Hocam burası ne oldu? 60. E burası da ne oldu? Burası da 60. Şimdi düzgün altıgen ya şunlar birbirine eşit. Eşitleri şöyle göstereyim. Farklı kalemle göstereyim. Şunlar 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 birbirine eşit. E sonra ne yapacağız hocam? Şimdi bizden düzgün altıgenin çevresi isteniyor. X. Şuraya bir 7-X mi kaldı? Evet. Burası da 7-X mi yaptı? Evet. E hocam şurası bir yamuk oldu. Hatta X kenar yamuk oldu. Şunlar birbirine paralel olmak zorunda. Ya da niye? Hocam şöyle dik çizdiğinde 90'ın karşısı 7 x 30'un karşısı 7 x bölü 2. 60'ı karşısında 7 x x bölü 2'nin köküç katı aynı şekilde burası da böyle oldu. Dolayısıyla buradaki yükseklikler birbirine eşit olduğu için e, şurada hem yükseklikler birbirine eşit hem de paralel olduğu için paralel kenar oluştu. Yani bir dikdörtgen oluştu. O zaman burası da 90 derece oldu diyebiliriz. Dikdörtgen olduğundan şunlar birbirine paralel oldu. Paralelliği de bu şekilde ispatlamadan geçmeyeyim. E, sonra ne yapacağız? Şurada karşımızda tamam bir düzgün altıgen var. Eyvallah bak şimdi şu düzgün altıgende biz neler yapıyorduk? Düzgün altıgende yaptığım hamlelerden biri de şuydu. Dış açısı da var ya, dış açısı 60 derece olduğundan şöyle bu eşkenar üçgen yapılabiliyordu. Ama burada hali hazırda belli bir parçası verilmiş. Bunun devamını şöyle getireyim. Şöyle bir eşkenar üçgen oluşturayım. En azından yamuktan da kurtulmuş oluruz. E 60 60 bak burası da 60 oldu. Bu arada şunun paralelliğini söylemiştik ve kullanmıştık. Hocam 60sa paralellikten yöndeştikten dolayı burası da 60. E burası da 60 oldu mu? Oldu. Sonra ya da şöyle de diyebilirdik. 60 60 ya. Burası da 60 oldu. Eşkenar üçgen oldu. Şu büyük 7 x x'e buraya y dersem 7 x x'e burası da y olur. E bu 60'ları bilmiyordum ben. X kenar çıktı. Tepe açısı 60 ise bunlar da 60 60 oldu diyebilirdik aslında. Yine paralel olduğunu bu şekilde de ispatlamış oluyoruz aslında. E, y dediğim hatta ne oldu? Eşkenar üçgen olduğundan dolayı 1 1 1 oldu. E, şimdi dikkat et. Düzgün altıgenin kenarı x'ti. Hocam burası da x. Dikkat et şu da bir büyük bir eşkenar üçgen. Yani şurası x ile şurası birbirine eşit. Yani x eşittir 7 eksi x artı 1'e eşit. Eksi x attık öbür tarafa 2 x eşittir 8'den x'i bu bölüyle 4 buluruz. x 4 ise eğer bizden çevre isteniyor 6 tane 4 var demektir. Yani cevap böylelikle 24 yapar. İkinci soru güzel bir soru. ÖSYM bunun benzerini daha değişik bir şekilde sormuştu. Bu kesmişti. Ben de katlamasını gösterdim size burada. E, i̇kinci soru denizli oldu. Güzel bir soru. Benzeri yine karşımıza çıkabilir. Evet. Eş yapıları ÖSYM çok seviyor. Üçüncü sorudayız. İkiz kenar yamuk biçimindeki özdeş tahtalardan 10 tanesi birleştirilerek şekil birdek gibi çevresi 40 cm olan eşkenar dörtgen elde edilmiş. Hocam çevresi 40 cm olan eşkenar dörtgense 40'ı böl 4'e 4'e böldüğün zaman 10. Her bir kenar 10 oldu. Şimdi bu bir ikizkenar yamuk mu? Evet, ikizkenar yamuğu da ayrıyetten şurada şöyle bir göstereyim istersen. Bak şimdi. Şöyle bir ikizkenar yamuk. Şunlar şunlar birbirine eşit. Yan kenar uzunlukları birbirine eşit. E, yan kenar uzunluklarına ben şöyle bir A diyecek olursam, hocam burası da A, burası da A, burası da A, burası da A, burası da A ise eğer toplamda 5A olsa A'yı kaç buluruz? 2 buluruz. Evet, burayı 2 bulduk arkadaşlar. Eyvallah. A dediğimiz kısım 2. Sonra hocam burası alt tabanı, kısa kenarda üst tabanı. Alt tabana A dersem, üst tabana C dersem ben bir de neyi biliyorum? Alt tabanla üst tabanın toplamının 10 olduğunu biliyorum. Tamam. Çünkü şurası da 10 çıktı. Alt tabanla üst tabanın toplamının 10 olduğunu biliyorum. Aklına bulunsun. Sadece ve sadece aklına bulunsun. A artı C eşittir 10. Tamam burada başka bir işlem yapamıyorum. Alttakine gidelim. İkisi kenar yamuk biçimdeki bu parçalardan 6 tane kullanıldığında da içi boş düzgün altıgen elde ediliyormuş arkadaşlar. Bak Çekil gibi içi boş düzgün altıgen elde ediliyor. Şu da düzgün altıgen bu da düzgün altıgen. Düzgün altıgen demek 120. Hocam bunlar eş yapılar değil mi? Evet eş yapılar olması ne demek? Taban açılarının birbirine eşit olması demek. Şu açıların birbirine eşit olması. E bu açılar da birbirine eşit olacak. E bu açılar da birbirine eşit olacak. Hocam bu düzgün altıgense bir açısı kaç derece olacak? 120 derece. O zaman burası 60-60 diyebiliriz. Ya da hocam şuraya düzgün altıgen diyordu. Fark etmez. E o zaman buradaki çizgi açıları birbirine eşitliğinden. 120 ise bunlar da 120. 120 çıkar. Yamuk olduğundan burası 60 çıkar. Ha, altıgen oluşturmasından dolayı ben buradaki açıyı kaç derece buldum? 60 ağır derece buldum arkadaşlar. Geldim yukarıda şunu yazdım. Şuraya 60 dereceyi yazdım. E 60'ı yazınca hocam şurada 60'ı gören insanoğlu ne yapar? Dikini çizer. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 yapar. Şuradan da dikini çizer. Çizer. Çünkü x kenar şu dikmeler çok önemliydi. 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1. E sonra ne yapacağız? Hocam şurası da c yaptı. Dikkat et. A artı c 10'du. A artı c 10. Sen a yerine ne yazacaksın? C artı 2 yazacaksın. C artı 2 yazdığında 2c 2 2C artı 2 eşittir. 10 olduğundan 2C eşittir. 8 olduğundan C'yi de kaç bulursun? 4 bulursun. Hocam C 4 ise A'da kaç çıktı o zaman? Toplamları 10 olacak ya. 6 çıktı. Bizden ne isteniyor? Eşkenar dörtgenin birinin alanı isteniyor. Şekil 1'de oluşan eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Valla aslında ben burada A'yı ve C'yi de bulmama da gerek yoktu aslında. Neyse. A'yı ve C'yi bulsaydık, sorsaydı bunu böyle bulabilirdik. Biz çünkü şurada kaç 60 derece bulmadık mı arkadaşlar? Bulduk. E, düzgün altıgenden dolayı e, bunu bulmam bence yeterli. Çünkü eşkenar dörtgenin alanı isteniyormuş bizden. Eğer bir tane yamuğun alanı istenilmiş olsaydı ne yapardık? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 yapardık. Her şey belli. Aa, burada eşkenar dörtgenin alanı isteniyor ya. E, burası 60 derece ya. E, burası da 120 derece. E, buradan bir yükseklik çizerdik. Olay bir tane. 90'ın karşısı 10 ise 30'ın karşısı 5. Burası da 5 köküç yapar. O zaman alanda neye eşit olur? Tabanı 10 iken yüksekliği de 5 köküç olduğundan dolayı Cevap 50 kök 3 yapar arkadaşlar. ÖSYM böyle eş soruları seviyor arkadaşlar. Bakın şu soru yani bu şekilde bir yapıyı çerçeveyi geçen sene ÖSYM sordu. Yani ben ne oluyorum burada? Bunu soruda sınavda tutturmuş oluyorum. Yani hatta daha da benzeri yine soruların içerisinde var arkadaşlar. Bu sorudan iki tane olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet gençler böylelikle üçüncü soruyu bulduk. Yani cevap 50 köküç yaptı. Cevap böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar. Evet geldik dördüncü soruya. Yine aynı eş yapı. Bu sefer dik yamuklardan şöyle bir iki tane yapı oluşturulmuş. Dik yamuk biçimindeki özdeş tahtalardan 8 tanesi şekil birdeki gibi birleştirdiğinde eşkenar dörtgen. Hocam alt tabana A uzun kenarı üst tabanı da C. Uzun kenar burada burası. Burada kısa kenar burası. Burada uzun kenar burası olmuş. Kısa kenar burası olmuş. A hocam şu bir ne eşkenar dörtgen değil mi? Eşkenar dörtgen. A artı C A artı C. Şunlar birbirine eşit olacak. Yani şu eşkenar dörtgenin bir kenarı A artı C. Buraya gelecek olursam hocam burası C burası A. A burada da bir kare elde edilmiş. Buradaki karenin bir kenarı da A artı C değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi benden A bölü C oranı isteniyor. Şimdi dikkat edersen. Eşkenar dörtgenin bir kenarıyla karenin bir kenarı aynı. Hocam buralara k k k k k desek 5 k desek buraya da 5 k diyeceğim. O zaman burası 5 k bölü 4 mi olacak? Evet öyle diyeceğimize biz hem 4'ün hem de 5'in katı olan bir şey diyelim. Çünkü bakın şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Burası 5 parçaya bölünmüş burası 4 parçaya bölünmüş. O zaman ben bunu 5 ile 4'ün katı nedir? 20. Ben bunu 20 gibi düşünsem iyi hoş olmaz mı? Bence gayet güzel olur. Evet burası 20 burası da 20. E hocam niye 20 dedik 20k desek daha doğru değil mi? Kesinlikle daha doğru ama en son sonuçta bizden oran istenildiği için hiç k'ya bulaşmak istemiyorum arkadaşım. E burası 20 ise 20'yi 4'e böldüğümüzde her bir kenar 5 yapıyor. Yani dik yamuğun yan kenarı şurası 5 yaptı dostum. Sonra şuraya bakacak olursak dik yamuğun da bunlar dik kenar oluyor. Bu da 25 tane var. 20'yi 5'e böldüğümüzde bir kenar 4 yaptı. Yani yüksekliğimizde böylelikle kaç yaptı? 4 yaptı arkadaşlar. Evet yüksekliğini 4 bulduk. Şurayı 5 bulduk. Aa dik yamuk bu. Hocam ben şunu şöyle yapacak olursam 4 geldi burası. 3 4 5 üçgenler 3 oldu. C ise burası da C oldu. Hatta A'yı ne bulduk arkadaşlar? C artı 3 olarak bulduk. Çok güzel. Bir de A artı C de 20 değil mi? Evet. A artı C 20'ye eşit. A'nın da ben C artı 3 olduğunu biliyorum. Şuraya C artı 3 yazarsam eğer. 2C neye eşit? Bakın 2C artı 3 eşittir 20'ye eşitse 2C eşittir 17 yapar. Ve C'yi de böylelikle 17 bölü 3 buluruz. E bir de A artı C de senin kaç? 20 değil miydi? Evet. C 17 bölü 3 ise eğer. Değil mi? 17 bölü 3 mü? 17 bölü 2 özür dilerim. Çünkü 2C 17 ise C 17 bölü 2 çıkar. C 17 bölü 2 ise eğer. A'da kaç yapar? İkisinin toplamı 40 yapacak. 40 bölü 2 20 yapıyor çünkü. O zaman burası da 23 bölü 2 mi yapacak? Evet. Şimdi A'yı 23 bölü 2, C'yi de 17 bölü 2 bulduk. Bizden ne isteniyor? A bölü C isteniyor. A bölü C'de ne olacaktır? 23 bölü 2 bölü 17 bölü 2 yapar. O da 23 bölü 17 mi yapar? Kesinlikle öyle. Evet cevap denizli oldu. Bu da güzel bir soru. Bakın eş yapıyı kullandıran çok hoş bir soru. Böyle özellikle dik yamuktan. Bakın geçen sene bu altıgenle ilgili bu soru çıktıysa. Ve ben bu soruları da arda arda yazdıysam eğer bu senede böyle dik yamukla ya eşkenar dörtgen oluşturmalı ya da kare oluşturmalı. Ben her ikisini de iç içe koydum. Bilerek böyle yazdım soruyu. Yani bu dik yamuklardan eşkenar dörtgen de oluşturulabiliyor. Dikkat et. Dik de oluşturulabiliyor. Ya eşkenar dörtgenli bir soru ya da kareli bir soru ya da her ikisini birden oluşturulan bir soru. Aynen böyle bu ayarda bir soru karşısına çıkabilir. Çok değerli bir soru arkadaş. Eş yapılara çünkü ÖSYM e çok dikkat ediyor. Lütfen sen de dikkat et. Yaptığın tek şey eşit kenarların birbirine eşitliğini gösterip 4 parça 5 parça bölünmüş 5'e 4 demek oldu. Sonrasında da cevap işlemleri yaptığımız zaman kendiliğinden de geldi. Gerçekten mükemmel bir soru bu soruya da bir yıldız atmışlar. Evet geldik 5. soruya. Bir beşgenin içinde seçilen bir nokta, beşgenin kenarları üzerindeki bir nokta ve bir köşesine çekildik gibi birleştirilmiştir. E buradan sonrasında bu durumda oluşan bölgelerin alanları ve kenarlardaki oranlar şeklin üzerine yazılmıştır. Aslında bu üçgende alan sorusu ama beşgen içinde sorulduğu için çokgen sorusu gibi de algılanabiliyor. O yüzden burada yazdım arkadaşlar. Belki şeyin içerisinde de yazmış olabilirim. Üçgenlerin içerisinde de böyle bir soru yazmış olabilirim. Tamamıyla oranlamalar var burada. Alan dağıtımı yapacağız arkadaşlar. Bir yerden başlayalım. Mesela A'dan başlayalım. Hocam A'da kalan A ise burada 2A'da kalan 2A'dır. E tamamı 10'du. Buraya 10-2A kaldı. E sonra şuradan devam edelim. 2B'de kalan 10-2A ise B'deki alan kaç yapar? Yarısı. Yani 5 eksi A yapar. Bu 10 eksi 2 A'nın yarısı. e 3 B'deki kalan da 3 katı yapacaktır. 15 eksi kaç yapıyor arkadaşlar? 15 eksi 3 A mı yapıyor? Evet. E bunun tamamı 8'di. 8'den de bunu çıkartırsam 8 eksi 15 eksi 3 A diye çıkarmıyorsundur inşallah. Çünkü 15 eksi 3 A'yı tamamen çıkartacaksın. Bak bu ne yapıyor? Eksi 7 artı 3 A yapıyor. Yani 3 A eksi 7 yaptı burası. Bak topladığımızda a'lar gidiyor. 15 eksi 7 de 8 yapıyor gerçekten. Sonra çift çizgilere devam edelim. Şöyle çift çizgideki alan 3 a eksi 7 ise burası da 3 a eksi 7 olacak. E hocam buradan sonrasında sanki şey gitmesi sıkıntı olacak. Yani e, a'lardan gitmek biraz işlem kalabalığı olacak. Gel buraya Çizdiği kalan b ise çizgiden devam et. Çizdiği kalan b ise hop çizdiği kalan yine b midir arkadaşım? Evet. E tamamı 4'te buraya 4 eksi b kaldı. E şimdi de C'de kalan 4 eksi B ise 3 C'de kalan 3 katıdır. Yani burası da 12 eksi 3 B yapacaktır. Dikkat et. Burası bu burası da bu. Şu ikisinin toplamı da 5 yapmayacak mı? Yani 12 eksi 3 B artı 3 A eksi 7 eşittir 5 yapacak. Bizden de A bölü B oranlaması isteniliyor galiba. Değil mi? Evet A bölü B oranlaması isteniyor. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Şu 12 eksi 7 A 12 eksi 7 5 yaptı. Buradaki 5 de gitti. 3B'yi de eksi 3B'yi de öbür tarafa atarsam 3A eşittir 3B geldi. Buradan A ile B alanı birbirine eşit geldi. E A ile B alanı birbirine eşitse A bölü B nedir? A yerine bir B yazarsam B bölü B. Yani cevap kaç çıktı? 1 çıktı arkadaşlar. Bir an buradan çıkmayacak zannettim ama sayılar birbirini götürünce A, B, C'sinden çıktı arkadaşlar. Cevap da C han oldu. Beşinci soru C oldu geldik altıncı soruya. Dikdörtgen biçimindeki bir pencereden odaya ışık girmesini engellemek için panjur ile belirli bir kısmı kapatılıyor. Evet şu şekilde pencere panjur ile kapatılmış. Başlangıçta panjurun alt kısmı ile camın üst kısmı şekil birdeki gibi çakışıktır. Evet şöyle şunu anlatıyor bize. Panjur şekil 2 ve şekil 3'teki gibi 18 ve 22 santim aşağı çekildiğinde 18 çekilmiş 22 santim aşağı çekilmiş. E, çekildiğinde camın ışık alan kısmının alanları oranı 3 bölü 2'ymiş. Hocam burası 3 aymış burası da 2 aymış. E ne yapacağız? Buna göre camın yüksekliği nedir diye soruluyor. Arkadaşlar farklı şekiller aynı eş yapıda farklı yerlerdeki alanlar bize verilebilir. Bunu aynı şekil üzerinde göstereceksin. Şimdi ne oldu? Önceden panjur 18 çekiliyken burada kalan 3A mı? Evet. E şimdi senin çekilmeden önceki şöyle kısmını da göstereceksin. Hocam bu çekilmeden önceki kısmı yani şurası 18 cm iken burada kalan 3A yani sana ne diyor? Burada kalan A alanı diyor. E hocam şurada aslında iki tane dikdörtgen geldi elimize. Bir buradaki dikdörtgen bir de buradaki dikdörtgen. E hocam dikdörtgenin birer kenarları eşitse alanlar oranı diğer kenarlar oranlamasına eşit değil midir? Evet. E yani burada 1'e 2 oran varsa e burada da 1'e 2 oran vardır. Bu arada burası 18 ya. Tamamı 22 Burası 4. E 4. A'daki 4 ise 2 A'daki de şuradaki uzunlukta 8 olmaz mı? Olur. E bizden ne isteniyor? Camın yüksekliği isteniyor arkadaşlar. Bakın burası kaç? 18. Burası kaç? 4. Burası kaç? 8. 18, 4 ve 8'in toplamı isteniyor benden. Camın yüksekliği 18, 4 ve 8 topladığınız an kaç yapıyor? 30 yapıyor. Cevap böylelikle Denizli yaptı arkadaşlar. ÖSYM bu soruyu nasıl sordu? Havlu sorusu olarak sordu. Ben panjuru aşağı çekmişim. ÖSYM de havluyu aşağı çekti kardeşim. Mantık aynı. Alan dağıtmayla aynı mantıkla çözülebildiği için. Yani ÖSYM de birbirini tekrar ettiği için. Ben aynı soruyu havlu sorusunu sana yazmak istemedim. Ne yaptım? Panjura çevirdim kardeşim. ÖSYM biliyorsun hep ağzından çıkıyor. Tekrar ediyor kendini. Al işte panjur sorusuyla. Çok da kolay bir alan dağıtma sorusuyla. E, olayı halletmiş olduk arkadaşlar. Altıncı soru gerçekten güzel bir soru cevap Denizli. Geldik 7'ye. Bir baba kare şeklindeki tarlasını dikkat neymiş bu kare şeklindeki tarla. Yani senin bu kenarınla bu kenarın ya da diğer kenarların hepsi birbirine eşit olmasını unutma. 5 çocuğuna eşit alanla dikdörtgenlere ayırarak vermiş. E burada kalanlar a a a a. E ne çekti dikkatimi? Yatayda bir şey yapamıyorum ama Dikeydeki şu alanlara bakar mısınız arkadaşlar? Burası 2A iken burası 3A olmuş. A biraz önceki alan mantığındaki gibi alan dağıtma yok mu? Şu alan 2A iken bu alan 3 aysa, hocam tabanlardaki oran şu büyük dikdörtgenle buradaki büyük dikdörtgende birer kenarları da zaten ortak. Şuradaki kenarları ortak zaten. Alanlar oranı 2 bölü 3 ise tabanlar oranı da 2 bölü 3 değil midir? Evet. Şimdi zaten bizde en son oran isteniyor. Normalde buraya 2K buraya 3K demem lazım ama ben buraya 2 dedim buraya 3 dedim arkadaşım. Çünkü niye? Dediğimiz gibi kağıdı bir şekilde yazmamıza gerek yok. Hocam burası 5. Burası da 5. 3 parçaya ayrılmış. Keşke 3'ünü katı olsaydı demedik mi burada? Sanki dedik değil mi arkadaşlar? Çünkü buradaki alanlar da birbirine eşit ya. Dikdörtgenin de birer kenarları böyle ortak ya. Ortak olduğundan dolayı şu kenarlar da birbirine eşit olmak zorunda. O zaman burası beşgen aslında buraya 5 bölü 3 5 bölü 3 5 bölü 3 diyebiliriz ama bana yakışmaz. Ben hep şöyle yapıyorum. Burası 5 iken burası da 5 ya. Keşke böyle 3'e bölünebilir bir şey olsaydı. O zaman başa dönüp bütün sayıları 3 ile çarpıyorum. Yani 3 dediğim yere 9 oldu. 2 dediğim yer 6 oldu. Burası 15 diyeyim. E 15'i sen 3'e böldüğün zaman bunlar da 5, 5, 5 çıktı mı? Çıktı. E sonrasında hocam burası da 2 eş parçaya bölünecek ya. Keşke 2'nin katı olsaydı. Başa dönüp bir de 2 ile de çarpabiliriz. Ya da direkt şunlar da birbirine eşit ya. 15 bölü 2 15 bölü 2 diyebiliriz. Ama bana yakışmıyor. Ben direkt yine başa dönüp 2 ile çarpıyorum bütün sayıları. Şunu olsun 18 olsun. Bunu 2 ile çarptım. 12 olsun. Sırf rasyonel işlem yapmamak için. Şu 30 olsun. Yani bunlar 11'im 11'im oluyor arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman. E o zaman bak burası da 30 olduğundan dolayı burası da 2'ye bölünmüş oldu. 15 15 oldu. Şimdi diyor ki bize buna göre diyor dikdörtgenlerden herhangi ikisinin çevreleri oranı kaç olabilir diye soruluyor. Cevaplardan biri 1 bir olabilir arkadaşlar. Ya şu ikisinin çevresi sorulur. Eş, değil mi? Eş olduğu için bu dikdörtgenler aynı dikdörtgenler olduğu için çevre oranı 1. Şıklarda var mı? Yok. Ya da bu ikisinin oranı olabilir. Şu ikisi de eş. Bu da 1 yapıyor. Bu da değil demek ki. O zaman cevap ne olacak? Şu dikdörtgende bunun oranı ya da bunun buna oranı olacak arkadaşlar. Neyse bunun çevresi kaç yapıyor arkadaşlar? Bunun çevre biri 18 28 e 10 artı 18 28 bir de 2 ile çarptın 56. Bunun çevresine bak 12 15 daha 27 2 ile çarptın 54 yapıyor. Şıklara baktığım zaman da hep rasyonel var burada. O zaman küçüğün büyüğü oranı isteniliyor bizden. Yani 54 bölü 56 isteniliyor arkadaşlar bizden. Bu da kaç yapıyor? 27 bölü 28 yapıyor gençler. Yani cevap böylelikle ne çıktı? E-Dremit çıktı. Bu da güzel yine bir alan dağıtmalı soru. ÖSYM Bak zamanında bunlara çok önem vermiş. Bu şekilde alan parsellemeye lütfen buna dikkat et. Nasıl üçgende alan dağıtma çok önemliyse dikdörtgende de bu şekilde birer kenarlar ortak olduğunda alan dağıtmayı yapabiliyoruz. Bir önceki testte de vardı zaten böyle buna benzer bir soru. Evet 7. soru Edremit oldu geldik 8'e. Yine eş yapı ÖSYM çok sever. Bak biraz öncekinde Dik yamuktan ne oluşturduk? Bir önceki sayfada. Bu videodaki bir önceki sayfada. Dik yamuktan eşkenar dörtgen oluşturduk. Dik yamuktan kare oluşturduk. Şimdi bak normal ikizkenar hatta bu ikizkenar yamuktan bir altıgen oluşturduk. İkizkenar yamuktan da aynı zamanda ne oluşturuluyormuş arkadaşlar? Şöyle bir üçgen oluşturulmuş. Bakalım önce. Üç özdeş ikizkenar yamuk herhangi ikisinin birer kenarları çakışacak biçimde aşağıdaki gibi birleştirilmiştir. Bunlar özdeş. Özdeş olmasını mutlaka mutlaka gösterelim. Özdeşlik dediği zaman eş yapı kullanıyoruz demektir. Eş da bizim için önemli olan şey nedir biliyor musun? En önemli olan şey şudur arkadaşım. En önemli olan şey kenarların eşit olması. Açıların eşit olması. Tamam bunu unutma. E hocam şu da uzun kenarlar. Bunlar da birbirine eşit. A ne çıktı? Bir eşkenar üçgen çıktı burada. Ya da şu içeride de bir eşkenar üçgen çıktı. Ve bu eş yapılar bak. Hocam şu ikizkenar ya bu. Şuradaki nokta açıları birbirine eşit. Açıların eşitliğini göstereceğim. Her biri yamuktaki şu küçük no açılar nokta açısı yapmak zorunda. Nokta açılarını şöyle yazdık mı yazdık. A şu bir eşkenar üçgen çıkmıştı. O zaman burası 60 derece olacak. Bunlar 30 30 oldu. Yani şuradaki açımız kaç derece arkadaşlar? Şurası da 30 burası da 30 derece oldu mu oldu. Hatta burası da 30 burası da 30 burası da 30 burası da 30. Sonra oluşan şekildeki büyük üçgenin çevresi 18 köküçmüş. O zaman 18 köküçü 3'e böldüğüm zaman 6 köküç yapıyor. Yani şuradaki uzun kenara 6 köküç bulduk. Ee, küçük üçgenin alanı da şu eşkenar üçgen bir kenara A ise o da eşkenar üçgen olduğu için akara köküç bölü 4 alandır. Bu alanda 12 köküçü eşit verilmiş. Köküçler sadeleşti. Akara 48 yaptı. Akara 48 yaptıysa A'yı da böylelikle kök 48 olarak bulduk. Yani 4 köküç olarak bulduk arkadaşlar. Evet A'yı da 4 köküç bulduk. Ben buraya A dedim ama alt taban şuraya şu bunun üst tabanı olacak yani burası. E, burayı da 4 köküç olarak bulduk. Bizden ne isteniyor? İkiz kenar yamuklardan birinin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Ya istersen şuradaki alandan yapabilirsin. Hocam büyük eşkenar üçgenin alanından küçük eşkenar üçgenin alanını çıkartayım diyerek de sonuca ulaşabilirsin. Ya da x kenar yamuk burada ya. Bu x kenar yamukta bizim için önemli olan neydi? Dikmeler. Şu dikmeleri çizelim. Dikmeleri çizdiğimiz zaman ne oluyordu? İki parça ayırıyordu. Şu parçayla şu parça. Hocam yukarısı 4 kök aşağısı da 4 kök 3. Tamamı 6 kök 3 olduğundan bu ikisine 2 kök 3 kaldı. E 2 kök ise eşit 2 parçaya ayırdıysa bunlar kök 3 kök 3 yaptı. E burası kök 3. Şimdi 60'ı karşı kök 30'u karşı 30'ı karşısı kök bölünmüş hali 1 yapar. E yamuğun alanı için de her şey çıktı meydana. Alan neye eşit olacaktır o zaman arkadaşlar? Alt taban artı üst taban yani 10 kök 3. Çarpı yükseklik yükseklikte 1. Bir de bölü 2 dersek olay bitiyor. Cevap ne çıkıyor o zaman arkadaşım? 5 kök 3 çıkıyor. Evet 8. soru böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Ve böylelikle test 6'yı bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 7'nin çözümünde. Yani son testte 4 ÖSYM benzeri dörtgenlerden sonraki ÖSYM benzeri testlerden son testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.